Bu adam aynaya baktığında aynada yüzü değil ensesi görünüyordu. Aynadakinin kendisi olduğundan emin olmak için elini ensesine koydu. Daha sonra aynayı gerçek mi diye kontrol etmek istedi. Kendisine şaka yapıldığını düşünmeye başlamıştı. El aynasını alıp kendisine bir de buradan baktı. Bu ayna da tıpkı diğeri gibi adamın ensesini gösteriyordu. O sırada adamın karısı seslendi. Adam delirdiğini düşünmeye başlamıştı. Karısına birazdan geleceğini söyleyip banyoya döndü. Adam iyice korkmaya başlamıştı. Lavabodaki sabunluğu alıp aynaya fırlattı. Aynadan seken sabunluk adamın suratına geldi. Kısa süreli baygınlıktan sonra adam yerinden ayağa kalktı. Ayna kırılmıştı ve sadece köşesi duruyordu. Yavaşça aynaya yaklaşan adam aynanın sağlam kalan köşesine dokundu. Ayna bir anda karanlık sulara dönüştü. Daha sonra adam aynayı duvardan sökmek istedi. Çividen kurtulan ayna adamın kafasına çarptı. Adam kafasının ıslandığını hissedince şok oldu. İyice meraklanan adam kafasını tekrardan aynaya soktu. İnanması çok güçtü ama aynanın içi karanlık sularla doluydu. Ve suyun dibinde yatan kişi de adamın kendisiydi. Korkuya kapılan adam kafasını suyun içinden geri çıkarttı ve aynayı yere fırlattı. Kendisine bir de el aynasından bakmak istedi fakat ortada görüntü falan yoktu. Aynanın içindeki karanlık sular adamın görüntüsünü yutmuş olmalıydı. Adam bu yüzden suların içine dalmaya karar verdi. Suyun içine uzunca bir ip saldı. Daha sonra derin bir nefes alıp suyun içine kendisini bıraktı. Karanlık sulara dalan adam elindeki fenerle kendisini aramaya başladı. Ve sonunda kendisini kurtarmayı başardı. Suyun içinden çıkarttığı adam kendisinin birebir aynısıydı. Adam büyük bir şok yaşıyordu. Suyun içinden çıkarttığı adam kendisine saldırmaya başladı. Ve onu kolundan tutup suyun içine atmaya çalıştı. Adam suyun içinde nefessiz kalmaya başlamıştı. Fakat sonunda kendisini kurtarmayı başardı. Ve ikisi boğuşmaya başladılar. Korkuya kapılan adam bu adama sorular sormaya başladı. Adam ona bir anahtar getirmişti. Ölen karısının odasına yıllardır girmiyordu. Ve karısının elbisesini görünce ağlamaya başladı. Adam artık karşısında duran kişinin kendisi olduğundan emin olmaya başlamıştı. Çünkü evin her yerinde ölen karısının fotoğrafları vardı. Ve bu adam kendisiyle hiç yüzleşmemişti. Karısının ölümünden sonra yatak odalarını kilitlemiş ve buraya hiç girmemişti. Şimdi suyun dibinden çıkan adam bu adamla yüzleşmeye gelmişti. Adam kendisini asmak istedi. Fakat abajurun kablosu koptuğu için bunu başaramadı. Karısının ölümünden kendisini sorumlu tuttuğu için aynada kendisine sırt çevirmişti. Fakat bu gelen adam onun kendisiyle yüzleşmesini sağladı. Adam artık gerçekleri kabullenmeye başlamıştı. Ve aynadaki görüntüsü tekrardan geri gelmişti. Bu film insanların bazı gerçeklerden kaçmaya çalışsa da kendi aklından ve vicdanından kaçamayacağını konu ediyor. Filmi sevdiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer her gün yeni bir film tanıtımı izlemek isterseniz sayfamı takibe alabilirsiniz.